Evet, sizleri Doğanşar'a götürdük, kendi memleketimize, ilçemize. Sevgili dostlar, Doğanşar denince ilk akla gelen yol sorunu, yıllardır devam eden bir yol sorunumuz var. Tabii ki Koyulhisar bağlantı yolu çok önemliydi Doğanşar için. Doğanşarlıların da çok önem verdiği bir projeydi. Ama bir türlü gerçekleşmedi. Yani aşağı yukarı 20 senedir bu çalışma var diyebilirim. Yani çalışma oluyor, başlanıyor ama bir türlü sonuca gidilmiyor. İşte bir firma geliyor, ihaleye gidiyor, 6 ay çalışıyor, gidiyor. Öbürü geliyor, bir sene çalışıyor, gidiyor. Sonuçta burada bir çalışma var. Yani burada bir emek var. Ama sonuç yok. Bir enteresanlık var burada. En son bundan birkaç sene önce yine burada bir büyük bir çalışma oldu. Bayağı da bir mesafe yol yapıldı. Hatta ben de gittim bizzat inceledim, bilgi aldım. O zamanki firma yetkililerinden yolun akıbeti ile ilgili görüntülerimiz var. Ama nedense yine bu proje iptal oldu. İşte heyelan denildi, başka şeyler denildi. Ama günümüz Türkiye'sinde artık böyle yol sorunlarının olması da bizi üzüyor. Bu yol çok önemli. Neden önemli? Çünkü Doğanşar'ın tek bağlantı yol olacaktır. Çünkü Doğanşar bir çıkmaz sokak. Gidiyorsunuz orada artık yol bitiyor. Dolayısıyla Koyulhisar'a bağlandığı zaman Karadeniz'e de açılmış olacaktı. Ve o bölgeden Sivas'a gitmek isteyenler bu yoldan daha çabuk bir şekilde Sivas'a da ulaşmış olacaklardı. Yani mesafe kısılacaktı işte. Ordu'yla, Koyulhisar'la, Şuşehri'yle ya da diğer Reşadiye ile adeta bir Sivas'ın Karadeniz'e bağlantı yolu olacaktı. Çünkü çok kestirme bir mesafe. Yaklaşık işte 20 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz yani. Bu 20 kilometrelik belki 25 kilometre tam bilmiyorum ama o kadar kısa bir mesafe yol yapıldığı zaman inanın ki o bölgeden Sivas'a gitmek yarı yarıya daha azalmış olacak yol. O zaman bir izleyelim bakalım oradaki çalışmalar nasılmış. Biz Tozanlı bölgesi diye adlandırdığımız bu bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesinin yol problemi olduğunu daha önce dile getirmiştik. Şu anda da Doğanşar'dan Koyulhisar'a bağlantı yolu olan şantiyedeyiz. Yanımızda da şantiye şefimiz var. Biraz sonra yolla ilgili bilgiler alacağız. Çünkü bize de çok soruyor bu bölgenin insanları. Koyulhisar yolu ne oldu, ne aşamada? Çalışma devam ediyor mu? Efendim merhabalar. Önce bir tanıyalım sizi. Adım Kadir Bayramoğlu. Yol firmasında yetkiliyim. Kadir Bey, bu yolla ilgili tam demek ki doğru adresteyiz şu anda. Bu bölgenin insanları da vatandaşları da çok merak ediyorlar. Bu Koyulhisar bağlantı yolu. Ne zaman başladı? Çalışmalar ne durumda? 2015 yılında başladı. Yaklaşık 2 veya 3 yıl sürecek. Yol şartları, arazi şartları biraz zor olduğu için çalışmalar biraz yavaş gidiyor. Ama inşallah 2 veya 3 yıl içerisinde yolu bağlayacağız. Yani tahminen 3 yıl 3 gibi yıl, evet. hedefimiz o diyorsunuz. Peki yol bittiği zaman asfalt olacak mı? Tabii satı kaplama olacak. Yolun genişliği 10 metre. Satı kaplama, asfaltı yol biter bitmez asfaltı dökülecektir. Bu Koyulhisar'daki bağlantı yoluna kaç kilometre oluyor buradan Doğanşar'dan? Doğanşar'dan 27 kilometre. 27. Aslında fazla da uzun bir Yok. Mesafe değil ama demek ki tabii ki bu Arazi arazi şartları şartları. zor olduğu için ancak Evet. yani makine parkımız falan burada bol ama arazi şartları zor. Aslında tünel imkanı olsaydı çok daha iyi olurdu, değil mi? Tünele çok uygun bir bölge burası aslında. Tabii onu büyüklerimiz bilir, projeyi çizenler bilir. Biz onun kararını veremeyiz. Şu anda mevcut olan projeyi uyguluyoruz. Bu proje hangi senede çizilmiş? Yani kaç yılın projesi bu yolun şu andaki? 2003 diye biliyorum ama tam net bir şey söyleyemiyorum. O karayolların bilgisi dahilinde 2003 Yani daha yılının sonra projesi. proje çizilmemiş mi? Yani siz Yok, başladığınızda. sadece revize edildi proje. O şekilde devam ediyor. Yani aynı projeyi uyguluyoruz. Peki. Yol bittiği zaman yolun kullanım açısı ve viraj durumu nasıl olacak? Yani biz yol tabirle kulp diyoruz. Kulplar çok burada var. Yani bayağı bir virajlı yol olacak. Ama neticede 10 metre genişliğinde bir yol olacak.
artık kullanışı, burası kış bölgesi. Tabii siz daha iyi bilirsiniz, bu bölgenin insansınız. Evet. Nasıl bir yol olur? Onu ben de bilemiyorum diyorsun yani. Evet. Peki. Evet, inşallah çok fazla uzun zaman almadan bu yol biter. Çünkü bu yol Doğanşar için hayati önem taşıyan bir yol. Buradan Koyulhisar'a bağlantı olduğu zaman oradaki, o yöredeki insanların da Doğanşar'a gelmesi, yine bu taraftan giden insanların çok rahat bir şekilde Karadeniz bölgesine giderken bu yolu kullanmaları çok rahatlık verecek bu yöre insanlar. Temennimiz bu yolun bir an önce bitirilmesi ve asfaltlanması. Asfaltını da siz mi yapıyorsunuz? Asfalt aşamasına getiriyoruz. En son karayolları yapıyor asfaltı. Yani biz her şeyini hazırlıyoruz. Karayolları zifti döküp saati kaplamasını yapıyor. Peki. O zaman size iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Meşakkatin adın Murat, koymuşlar, koymuşlar efendim. Dünyadan elesen de bir tan gördüm seni. Evet, gördüğünüz gibi çalışmaları yerinde izledik. İnşallah bu proje en kısa zamanda hayata geçirilir. Tekrar bu iptal olan proje, yol çalışması tekrardan başlanır ve Doğanşar'ımıza güzel bir hizmet olur. Buradan yetkililerimize de, devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Doğanşar'ın gerçekten şu andaki en büyük problemi yol sorunu. Zira Hafik'ten, yani Sivas'la Doğanşar'ın bağlantı yolu olan Hafik'ten sonraki yol bölümü de sanki bir ralli pisti gibi, hep böyle virajla dönerek ralli yapar gibi gidiyoruz. Özellikle o baraj kenarı, yani bir 10 dakika gidiyorsun gidiyorsun, sonra geliyorsun aynı noktaya geri geliyorsun. En azından oradan oraya bir geçiş, bir dolgu yapılabilir. Yani İlçeye yakışmıyor aslında bir yol diyebiliriz. Buradan devlet büyüklerimize de bunu duyurmuş olalım. Fazla bir şey istemiyoruz. Yol istiyoruz. Yol demek medeniyettir. Gidemediğin yer senin değildir der atalarımız. Biz de tabii ki memleketimize gitmek istiyoruz ama
İnanın ki İstanbul'dan Sivas'a gitmek daha kolay ama Sivas'tan Doğanşehir'e gitmek bizleri, tüm hemşehrilerimizi biraz daha yoruyor. Onun için en kısa zamanda Doğanşehir'in güzel bir yolunun olmasını buradan temenni ediyoruz.